Bir gün baktık gazetelerde manşetler. Hükümet övünüyor. Başbakan, Cumhurbaşkanı övünüyor. Irak'a asker gönderiyoruz diye. İyi gönderin. Asker gönderiyorsanız ne yapacaksınız? Kendi Dışişleri Bakanlığı veya müsteşarı veya herhangi bir yetkili gönderirsiniz Irak'a merkezi yönetime. Biz daha önce asker göndermiştik. Şu gerekçelerle sayıyı ve donanımı artırmak istiyoruz dersiniz. İkna edersiniz. Kabul ederler ve gönderirsiniz. Bunu yapmıyorlar. Gönderdik. Efelendiler. Kahramanlık edebiyatı yaptılar. Şimdi geri çekiliyorlar. Yani sen geri çekilmeyecektin. Türkiye'nin saygınlığını ayaklar altına almak için sana bu yetkiyi kim verdi? Ben bunu sormak zorundayım. Açıkça Türk halkına yalan söylediler. Açıkça. Dediler ki biz oraya davetli olarak gidiyoruz. Evet, en yetkili ağızdan dediler ki davet edildiğimiz için oraya gidiyoruz. İyi de kardeşim. Irak'ın başbakanı diyor ki biz davet etmedik. Dışişleri Bakanı diyor biz davet etmedik. Şimdi ben merak ediyorum. Sizi kim davet etti oraya? Kim davet etti? Diyecekler ki yine bizi kandırdılar. E sen çocuk musun? Sen çocuk musun Allah aşkına? Bir başka çelişki. Efendim onlardan mı izin alacağız? Biz gideriz. İyi de Rus uçağını niye düşürdün o zaman? O da bizim hava sahamızı ihlal etti diye düşürdün. E şimdi sen onların toprağını bu sefer işgal ediyorsun. Yetki almıyorsun, izin almıyorsun. Bu çifte standardı dünya görmez mi diyorsun? Türkiye'nin onuruyla oynamaya bu yetkiyi, bu hakkı size kim verdi? Ben istediğim yere giderim. Sanki Trabzon'a, Rize'ye, Diyarbakır'a asker gönderiyoruz. Irak'a gönderiyoruz. Nasıl gönderiyorsun sen? Orası başka bir ülke. Anayasası var, bayrağı var. Yeri geldiğinde diyorsun Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Peki bu geri çekilme nedir o zaman? Niye gittin? Neden geri çekildin? Biz bunları eleştirdik diye vay efendim dış politikayı mı eleştiriyorsun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçük mü düşürüyorsun? Küçük düşüren ben değil, küçük düşüren sizsiniz. Zaten sorun burada.